Aslında tabii bu çok eski yıllara dayanıyor. Yani çocukluğum zamanına dayanıyor. Bilimsel araştırmalara merak o yıllarda başladı. Lise yıllarında TÜBİTAK'ın bilim ve teknik dergilerini sürekli takip ediyordum. Lisede de oldukça aktif bilimle ilgileniyordum. Ancak esas bilimsel faaliyetler tıp fakültesine girdiğim yıllarda başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiştim. Orada Ege Bilimsel Araştırmalar Topluluğuna da katıldım. Yani ufak ufak çalışmalar, bilimsel faaliyetler o yıllarda başladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında pediatri, yani çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladım. Asistanlık yıllarımda da çok yoğun olmamıza rağmen, eğitim çok ağır ve yoğun geçmesine rağmen yine de bilimden kopmamaya çalıştım ve özellikle çocuk nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine başladığım yıllarda bunu daha çok yapmaya gayret ettim. Özellikle sabahları çok erken geliyordum. Saat 7 gibi falan hastanede oluyordum. Çünkü o saatler aslında daha henüz hastaların başlamadığı, yoğunluğun nispeten az olduğu saatler. Dingin bir kafayla. Hocam da çok erken geliyordu, sevgili hocam Ayşın Bakkaloğlu. Onunla uzun uzun bilimsel sohbetler yapıyorduk. Kendisinin deyimiyle ufukların ötesini görmeye çalışıyorduk. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz diye kafa yoruyorduk. O dönemlerde ben özellikle genetik alanında, yani böbrek hastalıklarının genetiği alanında çok yoğun bir ilgim ortaya çıkmaya başladı. Özellikle hastalıkların, böbrek hastalıklarının oluş mekanizmaları, bunların altında yatan genetik nedenler ve bunlara yönelik ne tip tedaviler yapılabileceği konusunda hocamla paylaştım. Hocam çok ileriyi gören bir hocaydı. Bana çok iyi danışmanlık ya da diğer deyimle mentorluk yaptı. Yan dal eğitimimi bitirir bitirmez Amerika'da bu konuda çalışabileceğim bir merkeze yolladı beni. Tabii o dönemde bir hocanın bir öğrencisine inanıp da bu şekilde yolunu açması çok kritik bir aşamaydı ve bence bütün hocaların da bunu yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer hocam benim yolumu açmamış olsaydı beni kimse tanımaz. Yani Amerika'da istediğim merkeze gidip de herhangi bir çalışma yapmak istiyorum dediğimde hiç kimse beni kale bile almazdı. Oysa Ayşin hocamın uluslararası tanınırlığı, ismi bize bu kapıları açtı, yolları açtı. Çok güzel bir merkeze Ann Arbor'da University of Michigan'a yolladı. Orada nefrolojide genetik çalışmaları çok yoğun bir şekilde yapan, bu alanda çok iyi tanınan bir ismin yanına yolladı. Ben orada 2004-2005 yılları arasında nefrogenetik alanında çalışmalar yapmaya başladım. Oraya gittiğimde gerçekten hiçbir şey bilmiyordum genetik alanında. Laboratuvarda bir pipet kullanmayı bile bilmiyordum. Ancak bir sene kaldığım süre zarfında o kadar hızlı şeyler öğrendim, o kadar yol kat ettim ki bir senenin sonunda oradaki yanında çalıştığım kişi kalmamı teklif etmesine rağmen ben hızla ülkeme dönüp bilgileri Türkiye'de sıcağı sıcağına uygulama arayışı içerisine girdim. Döner dönmez Hacettepe Üniversitesi çatısı altında taze bilgilerle hemen bir genetik laboratuvarı kurdum. Bu laboratuvarın kurulmasında da hocam Ayşin Bakkaloğlu'nun çok büyük katkıları oldu. O çok inandı. Yapabileceğime gerçekten inandı ve bana her türlü desteği sağladı. Hatta öyle ki sen git laboratuvarda çalış, ben hastalarına bakarım dedi. Gerçekten bir kişinin yolunu açmak için yapabileceği en büyük fedakarlıklardan biriydi. Ve nihayetinde o laboratuvarı Hacettepe Üniversitesi'nde kurduk. 2009 yılında çalışmalara başladık. Laboratuvarı kurar kurmaz hemen birkaç ay sonrasında uluslararası bir Avrupa projesi teklifi geldi. Daha yepyeni bir laboratuvar. Çalışacak mı, çalışmayacak mı, yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, belirsizlikler varken biz buna girdik. Endişelerimiz de vardı ama
Bu aşamaya geldikten sonra yapabileceğimize çok inandık ve girdik. O proje aslında bu laboratuvarın gelişmesi ve burada bilimsel faaliyetlerin, çalışmaların başlaması için de bir vesile oldu. Akabinde o proje kapsamında iki tane yeni gen bulduk, keşfettik. Şansımız da yaver gitti. Çok önemli iki yeni gen Türkiye'de Hacettepe çatısı altında tanımladık. Bunları yüksek etki faktörlü dergilerde yayınladık. Uluslararası camiaya tanıttık. Bu başarılar daha sonraki projelerin de gelmesine vesile oldu. Bunun devamında bir Avrupa Birliği 7. çerçeve programına katıldık. Bu programa proje ortağı olarak katıldık ve bu projede de iki yeni gen tanımlandı. Bunların dışında tabii uluslararası işbirliği ile 11 tane yeni genin de tanımlanmasına birincil katkı sunduk bu laboratuvarın olması vesilesiyle. Bu çalışmalar bilimsel merakımızı daha da arttırdı ve de kendimize güven getirdi. Türkiye'de bir şeyler yapmak mümkün, gen bulmak mümkün, biz de yapabiliriz şeklinde kendimize bir güven getirdi. Ve bundan sonraki aşamada da zaten kar topu gibi hızla büyüyerek şimdiki aşamaya gelebildik. Şu an laboratuvar Türkiye'nin nefrogenetik alanına adanmış tek laboratuvarı. Sadece böbrek hastalıklarının genetiği üzerine çalışıyoruz. Hem erişkin camiasına hem çocuk nefroloji camiasına çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu tabii hem tanısal amaçla yapıyoruz hem bilimsel araştırmalar amacıyla yapıyoruz. Dolayısıyla bu bilimsel araştırmalar nasıl başladı? İşte kısaca özetlemeye çalıştığım şekilde bu laboratuvarın kuruluşuyla tam vücut buldu diyebilirim. Yeni genlerin bulunması aslında Türkiye'yi dünyaya tanıtmak açısından oldukça kritik, çok önemli. Tanınırlığımızı arttırıyor. Uluslararası bilim camiasında görünür oluyoruz. Hem üniversitemiz hem ülkemiz açısından. Ve bu gerçekten çok önemli ve paha biçilmez bir şey. Bu birçok projenin gelmesini sağlar ülkemize, uluslararası fonlamaların gelmesini sağlar. Tabii projeler çok önemli çünkü bahsettiğim laboratuvarda bir şeyler yapabilmemiz için maddi kaynağa ihtiyacımız var, hiç kuşkusuz. Yurt dışından gelecek fonlar gerçekten bizi oldukça rahatlatıyor ve yeni keşiflerin yolunu açıyor. Daha çok çalışmamız için bize bir kaynak sağlıyor. Ulusal projelerin işbirliklerinin de tetiğini çekiyor bu tip başarılar. Kısaca bilinirliliğimiz, görünürlüğümüz artıyor. Bilim camiası size inanıyor, güveniyor, işbirliği yapmak istiyor. Bunların ötesinde yaptığımız buluşlar, keşifler böbrek hastalarına bir umut ışığı olabilir. Çünkü nereden kaynaklandığını bilmek hem hastalar için hem de bunları takip eden doktorlar için çok önemli bir bilgi. Aile soruyor, neden bu hastalık benim çocuğumu buldu? Bunu izah edebiliyoruz. Bir, ikincisi bunu takip eden doktorlara nasıl takip etmesi konusunda bir takım ipuçları veriyor. Bunlara böbrek nakli yapıldığı zaman nakil böbrekte tekrarlayacak mı, tekrarlamayacak mı, işte verici olarak hangi bireyleri seçelim, anne baba uygun mu değil mi gibi sayısız faydalar sağlıyor. Bu bir gendeki bozukluğun saptanması o genin ne fonksiyon gördüğü hakkında da bize bilgiler veriyor. Yani diğer bir deyimle böbreğin normal çalışması, fizyolojisi hakkında da bize ipuçları veriyor. Bunu bilmek şu açıdan da önemli. Hedefe yönelik tedavilerin ileride geliştirilmesi amacıyla da çok önemli. Yani hastalıkların nedenini anlayabilirsek onlara yönelik tedavi stratejileri de geliştirebiliriz. Bu açıdan da çok kıymetli. Bu buluşların yaygın etkisi oldukça fazla ve gerçekten çok kritik. Gerek hastalar için, gerek onları izleyen hekimler için, gerekse bilim camiası için.
yeni genlerin keşfi. Zaten ben kendimi o işe adadım. Genetik kod benim çocukluğumdan beri ilgimi çeken bir durum. Ufacık bir hücrenin çekirdeğinde bulunan bir DNA molekülü bir insanın bütün fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Bu inanılmaz bir şey, bu mükemmel bir şey. Bunu anlamamız lazım, bunu keşfetmemiz lazım. Bunun üzerine daha çok çalışmalar yapmamız lazım. Genetik koddaki bozukluklar da zaten hastalıklara sebebiyet veriyor. Yani normalin dışına çıktığı zaman bir takım hastalıklarla sonuçlanıyor. Dolayısıyla ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani insan organizmasının işleyişini, hücresel düzeydeki olayları, bunu genetik materyalin nasıl kontrol ettiğini, nasıl yönettiğini. O yüzden merakım yüzünden de gen keşifleri benim temel inceleme, araştırma alanlarımı oluşturuyor. Hem bu merakımı gidermeye çalışıyorum, hem de bu vesileyle hastalıkların altında yatan nedenleri, yani en azından kendi branşımla ilgili, nefrolojiyle ilgili konuşayım, böbrek hastalıklarının altında yatan genetik nedenleri anlamamızı sağlıyor ve daha iyi yönetebilme imkanı veriyor. Bilim insanı olmak, gerçekten ben her şeyden önce bir hekimim, onu söyleyeyim. Çocuk doktoruyum ve de çocuk böbrek hastalıkları uzmanıyım. Dolayısıyla benim her şeyden önce bir hekim olarak sorumluluğum var. Bilim insanından öte bir hekim sorumluluğum var. Çocuklarımıza en iyi geleceği sunmak mecburiyetindeyiz. Onları en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde büyütmek zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkenin umutları. Dolayısıyla sağlıklı bir nesil yetiştirmek için biz hekimlere çok büyük görevler düşüyor. O yüzden hekim olarak herkesin öncelikle bu sorumluluğu hissetmesi lazım. Ben de hissediyorum. Bunun ötesinde benim bu ülkeye karşı sorumluluklarım da var. Hastalarım olduğu kadar ülkeme de sorumluluklarım var. Çünkü ben bu ülkenin insanlarının vergileriyle okudum, bu aşamaya geldim. Ülkenin insanlarının vergileriyle Amerika'ya gönderildim. Orada eğitim aldım. Dolayısıyla bu kazanımların mutlaka bu ülkeye, bu insanlara döndürülmesi gerekiyor. Üzerimde bilim adamlı olarak ben çok büyük sorumluluk hissediyorum. Ülkemi kalkındırmak mecburiyetindeyim, yüceltmek mecburiyetindeyim. Herkes bunu yapmak zorunda ama bilim adamları daha çok yapmak zorunda. Çok daha fazla çalışacağız. Yaptıklarımız asla yeterli değil, asla yeterli görmüyoruz. Çok daha büyük işler yapmak zorundayız. Ölene kadar çalışmak zorundayız. Ülkemizi çok daha iyi bir yerlere getirebilmek için. Ben bu sorumluluğu gerçekten üzerimde duyuyorum ve elimden geldiğince de daha fazla çalışıp daha iyi yerlere getirmeye gayret ediyorum ülkemi. Türkiye'nin genç beyinleri gerçekten potansiyel olarak çok çok iyi. Ben çok umutluyum. Yani keşke ülkemiz bu beyinleri kaybetmese, beyin göçü olmasa. O kadar nadide insanlarımız var ki, o kadar zeki ve kapasiteli insanlarımız var ki, maalesef biz bunları yurt dışına kaptırıyoruz. Daha da kötüsü, daha da vahimi, yetişmiş elemanlarımızı kaptırıyoruz. Mesela çok iyi hekimleri, çok iyi bilim insanlarını, bu ülkenin kaynaklarıyla yetişmiş, belli bir yere gelmiş, tam ülkeye faydası olacak aşamaya, pozisyona gelmiş insanları kaybediyoruz başka ülkelere. Gerçekten çok üzülüyorum. Bizim bu beyinleri ülkede tutacak stratejiler geliştirmemiz lazım. Bilim politikaları geliştirmemiz lazım. Bir insan kolay yetişmiyor. Bir hekim, bir bilim adamı ya da başka branşta da olabilir. Sadece ben hani kendi alanımla ilgili konuşuyorum ama bu söylediklerim aslında tüm bilim alanlarına atfedilebilir. Çok üzgünüm insanları yurt dışına kaptırmaktan. Oysa bu beyinler bu ülkede çalışabilse, bir şeyler üretebilse, onlara bu fırsatlar verilebilse gerçekten ülkemiz çok daha büyük adımlarla ilerleyecek ve uluslararası bilimsel camiada hak ettiği yere çok daha kısa sürede ulaşacak. O nedenle temennim bu insanları ülkede tutacak ve onlara çalışma ortamı hazırlayacak, fırsatı sunacak politikaların daha hızlı, daha etkin bir şekilde geliştirilmesi.